Spor gündemine hoş geldiniz. Merhabalar, mutlu günler değerli izleyenler. Temsilcimiz Fenerbahçe Konferans Ligi'nde Saint-Gilloise'a bugün konuk olacak. Son 16 turu ilk maçında Belçika'da, Brüksel'de sahaya çıkacak Fenerbahçe. Tabii ki bu maçla başlayacağız ki Brüksel'e de uzanacağız. Muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'a az sonra bağlanacağız ve olay yerinden, heyecanın doruk noktasından tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ve tabii ki Trendyol Süper Lig'de hafta sonu kaldığı yerden devam edecek. Ve yine Süper Lig'le ilgili birçok haberimiz var, gelişmeler var. Bunların hepsini konuşacağız. Zeki Uzundurukan ve Abdullah Ercan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi Avrupa macerası olunca, ya en azından kendim için söyleyeyim, keyfim daha yerinde oluyor ama takımlarımız hani hiç o kulvarda kalmayınca biraz daha buruk oluyor. Çünkü hafta sonunu bekliyoruz. Böyle olunca hafta içi hafta sonu daha tempolu oluyor diye düşünüyorum. Zor bir maç tabii Fenerbahçe açısından. Geniş geniş konuşacağız. Konuşuruz. Fakat dediğim gibi yani Union Saint-Gilloise'ı Fenerbahçe elerse bundan sonra yavaş yavaş artık çeyrek finalde olacağından dolayı hesaplar konuşulacak. Biz de değerlendiririz zaten. Bağlantımız hazırmış. Önce bir Brüksel'e uzanalım. Heyecan noktasına gidelim değerli izleyenler. Arkadaşımız Erdem Akbaş bizleri bekliyor. Erdem hoş geldin yayınımıza. Fenerbahçe kritik bir maça çıkacak. Sen de Brüksel'desin. Oradaki havayı bir de senden soluyalım. Fenerbahçe Saint-Gilloise deplasmanında olacak. Gelişmeleri senden alalım. Ömer iyi yayınlar. Bir önceki yayında Türk Mahallesi'nde olduğumuzu belirtmiştik ve bir Türk kahvesine, kafesine giderek oradaki vatandaşlarımızla konuşmuştuk. Biz burada yürürken Fenerbahçe, Belçika Fenerbahçeliler Derneği'ne ait bir mekanın da çok yakın olduğunu ve burada da taraftarlarımızın olduğunu gördük. Şimdi oraya geldik. Burada çok güzel tablolar var. Gerçekten Türkiye'de özlemini duyduğumuz tablolar var. Birazdan kameraman arkadaşım Mehmet Tekin de onu sizlere gösterecek. Ben öncesinde burada oturan Türk vatandaşlarımızla hem maçı soracağım hem skor tahminlerini alacağım. Tabii oraya geçmeden önce Fenerbahçe, Belçika Fenerbahçeliler Derneği'nden sevgili yönetici Mehmet Acet abimizle birazcık sohbet edeceğiz. Maçı soracağım. Buradaki güzel tabloyu soracağım. O da anlatacak. Evet Mehmet abi. Spor Haber Kanalı olarak hoş geldiniz Brüksel'e. Şeref verdiniz. Şu anda arkadaşlar maça hazırlanıyorlar. Plas Lüksemburg'da 13 numarada. Esas derneğimiz ora ama kahvemiz burası. Buraya her türlü sporcu arkadaş gelebilir. Spor faaliyetlerini gösterebilir. Yemekli, yemeksiz. Her zaman burada toplanıyoruz. Evet. Forma. Her çeşit forma vardır. Sen daha önce yayından önce bir şey söyledin. Spor sevgidir dedin. Evet, sevgidir. Hepsi burada bak belli. Formalar karşıda. Her türlü forma var. Kimse kimseyi üzmez. Kimse kimseye karşı gelmez. Herkes birbirine saygılı. Spor saygı ister. Spor sevgi ister. Çok güzel. Çok güzel tablolar. Bu maçı da kazanacağız. 1-0 da olsa bizim olsun. Tek şansımız bu. Başka diyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum Mehmet abi. Çok sağ olasın. Gerçekten ağzına sağlık. Hem buradaki güzel tabloyu bize açtığın için hem de güzel sözlerin için. Ben şimdi diğer arkadaşlarla da maçı konuşayım. Öncelikle siz de tabii ki de dernekte burada görev alan isimlerden birisiniz. Nasıl bir maç bekliyorsun abi? Vallahi nasıl maç bekliyoruz? Tabii ki alacağız. Mehmet abinin de söylediği gibi 1-0 olsun bizim olsun. Evet abi. Senin skor tahminini alayım. 1-0 inşallah. 1-0. Birazcık temkinli yaklaşıyor buradaki vatandaşlarımız. Tabi Union Saint-Gilloise'yi de tanıyor birçoğunuz. Takımı da biliyorsunuz. Evet abi. Merhaba. Senin skor tahminin nedir? Benim skor tahminim 2-0 Fenerbahçe. 2-0. Evet abi. Aspor Belçika'ya hoş geldiniz. Ben 3-0 diyorum. Batshuayi 3 tane kendi evinde kendi memleketine atacak diyorum. 3-0. Evet burada da bekleyen yine taraftarlarımız maç saatini bekliyorlar. Evet. Skor tahminin nedir? Bence 2-1 alırız biz bu maçı. 2-1 alırız. Çok iddialı bir oyun. Şöyle. 3. Bence 1-0 olsun bizim olsun. Biz 2-0 düşünüyoruz ya. İsmail Kartal'a takıma güveniyoruz zaten. Evet abi. Aynen 3-0 diyoruz. Batshuayi ve Ferdi. Batshuayi ve Ferdi. Bence bugün maçı kaybedeceğiz. Çünkü önümüzde önemli maçlar var ligde. Hedef lig olmalı. Avrupa Birliği bizim, Avrupa Kupası bizim için ikinci planda şu anda. Bence 2-1 yenileceğiz.
Tabii ki de her fikre saygımız var. Her fikirde var tabii ki de. Evet abi senin teyemin. Diyorum 3-1 alacağız maçı. 3-1 yani içimden geçen 3-1 maçı alacağız. Belçika'da kalabalık gitgide artıyor. Şehir merkezinde taraftarlar var. Takımın olduğu otelin de önünde taraftarların olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe'de de önemli gelişmeler. Aslında maç öncesi Beko abi ağrı hissettiği için kadroya alınmadı. King yok, İrfan Can yok. Biz mücadele öncesi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini de bir paylaşalım. İsmail Kartal nasıl bir 11 ile çıkacak? Dünkü basın toplantısında çok fazla rotasyona gitmeyeceğini sinyallerini verdi İsmail Hoca. Muhtemel 11'i de buradaki vatandaşlarımıza varken paylaşalım. Onlar da bilgi sahibi olurlar. Kalede Livakovic, sağ bekte Osay Samuel, stoperde Çağlar Jiku, sol bekte Ferdi, orta alanda Fred İsmail, sağ kanatta Cengiz Ünder, 10 numarada Şimanski, sol kanatta Tadic, ileri uçta ise Batshuayi'nin forması giymesini bekliyoruz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. İlerleyen saatlerde şehrin daha böyle manzaralı noktalarından yayınlarımıza devam edeceğiz. Ömer Saraç. Erdem Akbaş teşekkürler. Brüksel'e bağlantılarımız devam edecek. İlerleyen saatlerde heyecan arttıkça biz de o heyecanın odak noktasına tekrardan geri döneceğiz değerli izleyenler. Biz maçı tabii konuşmaya başlayalım. Ama maçı konuşmadan önce maçla ilgili zaten bilgileri gerçi Erdem verdi ama biz de maça doğru bandımıza bir gidelim. Hem Union Saint-Gilloise'la ilgili bilgileri de almış olalım. Hem Fenerbahçe ile ilgili bilgileri de tazelemiş olalım. Sonrasında maçı daha geniş konuşalım. Lotto Park'ta zor bir randevuya çıkacak Fenerbahçe. Abdullah Hocam sizinle başlayalım. Yani Union Saint-Gilloise'ı uzun zamandır konuştuk. Bazen de şöyle de anlaşılıyor. Oyuncu analizlerini yaptık. Burada diğer programlarda anlattık. Şöyle diyen taraftarlar da oldu. Ya bu takımı da hani öyle bir anlattınız ki sanki bize bir dünya devi gibi. Tabii ki evet bir dünya devi değil Union Saint-Gilloise ama kupanın 7. favorisi olarak gösteriliyor UEFA tarafından. Fenerbahçe 4. favorisi, Aston Villa ilk favorisi olarak gösteriliyor. Zaten kadro maliyetleriyle orantılı bu. Ama yani kabul edelim ki aylar önce son mağlubiyetini almış, bir düzen içerisinde oynayan ve yıllardır bunu yapan bir rakip karşısında olacak Fenerbahçe. Bir de tabii Fenerbahçe hem bugün Avrupa'yı düşünecek, hem de lig yarışının içerisindeki rekabette devam ediyor. Bu açıdan Fenerbahçe'yi bu akşam zor bir gece bekliyorsa gerek. Kesinlikle zor bir gece olacak. Neden? Tabii yayına geleceğim diye biraz baktım Saint-Gilloise'a. Nasıl bir takım? Ne yapıyor? Ne ediyor? Zaafları ne? Bayağı artı yönde şeyleri var. Olumlu yerleri var ama eksi yönleri de var. Bir kere Türkiye Ligi'nde çok oynanmayan bir oyun oynuyorlar. Üçlü oynuyorlar. Çift santraforlu oynuyorlar. Dinamik bir takım. Ceza sahası etrafında çok çabuk çoğalıyorlar. Genellikle alana koşu yapan oyuncuları var. Bu çok kritik. Bunları alana koşu yapmak bir oyuncunun kapasitesinin de fiziksel anlamda